Gabonlu Dina'nın şüpheli ölümüyle ilgili görgü tanığı ortaya çıktı. Olay anında yolda seyir halinde olan görgü tanığı, Dina'nın Dursun A.'nın aracından çıktıktan sonra aynı kapıdan uzun boylu bir erkeğin arabadan indiğini söyledi. Polis ekipleri, görgü tanığının bahsettiği kişiyi arıyor. Karabük'te üniversite öğrencisi olan ve arkadaşlarının Dina diye hitap ettiği Gabonlu, 17 yaşındaki Beannah Deniz Dina Bongo Obuanga'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın seyrini değiştirecek bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Dina'nın Dursun A.'nın aracından indiği sırada, yoldan aracıyla geçtiğini söyleyen bir tanık, ifadesinde Dina'nın eşkal bilgilerini ayrıntılı bir şekilde vererek, kadının indiği kapıdan uzun boylu bir de erkek indi, dedi. Dina'nın son görüntülerinin yer aldığı kamera kayıtlarında da Dursun A.'nın araçtan indirdiği genç kızın peşinden gittiği görüldü. Daha önceki ifadesinde Dina'yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen Dursun A, bu bilgiler üzerine üçüncü kez gözaltına alındı. Dursun A'nın araçta ikinci bir erkek kişi olduğunu kabul etmediği öne sürüldü. Dursun A'nın araçta başka erkek yoktu. Kadın indikten sonra yakınlarında uzun boylu bir erkek gördüm, dediği öne sürüldü. Karabük Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kurulan özel ekibin kayıtlara, şüpheli ölüm olarak geçen olayda, görgü tanığının ifadesinde geçen uzun boylu erkek kişinin kimliğini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Gabon Ankara Büyükelçiliği Avukatı Kerim Bahadır Şener, Dursun A.'nın üçüncü kez serbest bırakılması sonrası şunları söyledi: "Başsavcılık 3 kere tutuklamaya sevk ediyor, 3 farklı mahkeme, 3 farklı defa adli kontrolle serbest bırakıyor. Türk hukuk tarihinde daha önce eşine benzerine rastlamadığımız bir garabette karşı karşıyayız.